Kimlerin hemen morali bozulup yüze düşüyor? Kimler istemedikleri bir durum yaşandığında yanındakilere dünyayı dar ediyor? Uzman astrolog Şenay Yengel burçlara göre huysuzluk nedenlerini anlatıyor. Huysuz bir tavır içerisine girerler. Burçlar hangi davranışlara katlanamıyor? En çok onların huysuzlaşmasına sebebiyet verecek etki. Hangi burçların özel yaşamlarındaki olumsuzluklar hırçınlaşmalarına neden oluyor? İnanılmaz huysuz ve hırçın davranışlar içerisine bürünebilirler. Peki hangi burçlar eleştirilere dahi katlanamıyor? Eleştirilerle karşılaştıkları an bir anda... Burçların hangi durumlara katlanamadığını biliyor muydunuz? İşte size burçların huysuzluk nedenleri. İnanılmaz derecede hırçın, huysuz, huzursuz ruh haline bürünüp... Her insanın kızdığı, öfkelenip tepki verdiği durumlar olabiliyor. Hal böyle olunca huysuzluklar, hırçınlıklar da baş gösteriyor. Magazin 8, burçların huysuzluk nedenlerini astrolog Şenay Yengel'e sordu ve bakın neler ortaya çıktı. Sevgili koçların huysuzlaşmaya başladıkları, rahatsızlık duydukları en önemli konu kendilerini güvende hissetmediklerinde, isteklerini yaptırma konusunda onlara muhalefet edildiğinde kesinlikle huysuz bir tavır içerisine girerler. Aman bir boğanın güvenini sarsmayın, zira işin içinden çıkamazsınız. Sevgili boğalar da onlar kolay kolay huysuz davranışlar içerisinde bulunup çevrelerindeki insanları üzmezler ama güven duyguları sarsıldığı anda son derece agresif, huysuz tavırlar içerisine girerler. İkizler burcu da boğa gibi güven kavramını pek önemsiyormuş. Özel yaşamlarıyla ilgili konularda da eş veya sevgilileri tarafından ihmal edildikleri anda ikizlerin huysuz yanları ortaya çıkacaktır. Bir diğer burcumuz yengeçlerle devam edelim. Duygusal yengeçleri hırslandıransa bakın neymiş? İşleriyle ilgili yaşanan en ufak bir sıkıntı da hemen huysuz bir tavır içerisine girecek ve yaşamının tüm alanlarına bunu yansıtacaktır. Her ne kadar aslan burcu dendiğinde abartılı şeyler akla gelse de öfkeleri bir o kadar abartısız ve geçiciymiş. Fakat bir şey var ki hiç tahammülleri yok. Sabahları çok erken uyandıklarında veya çok ilgi duydukları bir işle ilgilendiklerinde bu yarıda kalırsa son derece huysuz ve öfkeli bir hal alabilirler. Mantığın karşılığı başaklarla devam edelim. Onların canını sıkan en önemli şey ise finansal. Sevgili başaklarsa finansal anlamda isteklerinde gecikmeler yaşanırsa ve onların maddi anlamda da güven kaygıları oluştuğu anda son derece huysuz ve çekilmez bir hal alabilirler. Terazi burcuyla ilişkisi olanlar lütfen dikkat. Çünkü ilişkilerde en çok az sonra duyacağınız şeye tahammül edemiyorlar. Sevdikleriyle ilgili konularda gösterdikleri ilgiyi göremedikleri takdirde inanılmaz huysuz ve hırçın davranışlar içerisine bürünebilirler. Akrep burçları için huysuzluk sebebi çok. Hangisinden başlayalım? Sevdiği yemekte bile bir kusur arayıp huysuz bir ruh haline bürünebilir. Ama en çok onların huysuzlaşmasına sebebiyet verecek etki finansal anlamda güvendikleri insanlardan zarar görmeleridir. Eğer çok yavaşsanız yayların gözüne görünmeyin deriz. Peki neden mi? Çok tez canlı bir yapıya sahiptirler. İşlerinde, özel yaşamlarında yavaşlamalar ve istediği hızla ilerlemeyen her şey huysuz bir haline bürünmesine yeter de artar bile. Yay burcunun yakışıklı oyuncusu Erkan Petekkaya'nın da burcunun özelliğini taşıdığını tahmin etmek zor olmuyor böylelikle. Çünkü sanatın her alanında gördüğümüz Petekkaya'nın çalışkan ve pratik biri olduğu aşikar. Bırak yalan söyleme! Günah değil mi çocuğa? Herkesin içinde rezil ettin. Ne istiyorsun Cansu'dan? Denizden ne istedin kızım? Oğlak burcuyla devam ediyoruz. Özellikle duygusal konularda hüküm kurmak isteyen tavırlarından dolayı muhalefet gördükleri anda inanılmaz derecede hırçın, huysuz, huzursuz ruh haline bürünüp aynı şekilde karşısındaki insanı da huysuz ve huzursuz bir hale getirebilirler. Aman diyelim öyleyse oğlakları kızdırmayalım. Yoksa kendi de bir oğlak burcu olan ünlü popçu Hande Yener'in cinleri tepesine çıkar maazallah. Kötü enerjileri de böylelikle gönderdik. Sıradaki burcumuz kovalar, kötü giden işlere sinirlenirken. İşleriyle ilgili başarısızlıklara uğradıkları anda veya eleştirilerle karşılaştıkları an
bir anda o hümanist kişiliklerinden uzaklaşıp huysuz bir ruh haline bürünebilirler. Sevgili balıkların istediği olmazsa karşıdakini çileden çıkartabiliyorlarmış. İstediklerini elde edemediklerinde veya finansal anlamda beklentileri reddedildiğinde son derece huysuz bir yapıya bürünür. Bunu tüm yaşamlarına, birlikte oldukları insana yoğun bir şekilde yansıtırlar.